Sayın seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Doğru Yol Partisi'nin kuracağı bir azınlık hükümetine bazı şartlarla dışarıdan destek vereceklerini açıkladı. Türkeş, azınlık hükümetinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin yer almayacağını bildirdi. Alparslan Türkeş, 7 maddeden oluşan şartları çerçevesinde Başbakan Tansu Çiller'le bir protokol imzalayacaklarını bildirdi. Türkeş, en erken 96 ilkbaharında seçim yapılabileceğini, bu görüşüne Başbakan Çiller'in de katıldığını açıkladı. Gelişmeleri Sabri Duransoy ve Orhan Ceyhan birlikte izledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Doğru Yol Partisi'nin kuracağı bir azınlık hükümetini destekleyeceklerini bildirdi. Türkeş, hükümeti dışarıdan destekleyeceklerini, MHP'nin kabinede yer almayacağını açıkladı. Türkeş, azınlık hükümetini desteklemek için 7 şart öne sürdü. Türkeş, Başbakan Tansu Çiller'in de bu şartları tamamen kabul ettiğini söyledi ve bu konuda DYP ile bir protokol imzalayacaklarını belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanı öncelikle geniş tabanlı bir hükümetin kurulması için yapılan çalışmaları gözden geçirerek şu anda ülkenin içinde bulunduğu şartlar sebebiyle aşağıdaki şartlarla DYP azınlık hükümetini destekleme kararı almıştır. Bu şartlarımız şunlardır. Bir, ülke ekonomisini sarsan işçi grevlerinin çok kısa bir sürede toplu sözleşmelerle sona erdirilmesi. Buna paralel olarak hükümet programında memur, emekli, dul ve yetimlerinin mali durumlarının en kısa sürede düzeltileceğinin kesin olarak belirtilmesi. İki, özellikle 18 yaşını bitirmiş vatandaşlarımızla yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın seçimlerde oy kullanabilmeleri için gerekli kanunların çıkartılmasıyla anayasa değişiklikleri sonucu çıkartılması zorunlu diğer kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alıp geniş kitleleri ilgilendiren belli kanunlarında ivedilikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilmesi. Üç, mevcut seçim sisteminin değiştirilmesi, adil bir sistem haline getirilmesi hususlarında yapılacak çalışmalarda ve diğer partilerle gerçekleştirilecek işbirliklerinde kesinlikle 2 dereceli ve dar bölgeyi esas alan seçim sisteminin kabul edilmemesi. 4. MHP'nin şimdiye kadar savunduğu ve kamuoyunda çok iyi bilinen temel görüşlerinin aynen muhafaza edileceğinin bilinmesi ve bu temel görüşlere ters düşecek konularda destek talep edilmemesi. 5. Terörle mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde ve çok yönlü bir yaklaşımla sürdürülmesi. 6. Türk dünyasıyla münasebetlerin daha etkin ve ciddi bir koordinasyon içinde yürütülmesi. 7. Yukarıda mutabakata varılan hususlara hükümetin riayet etmemesi veya uyarılara rağmen hilafına hareket etmesi halinde MHP azınlık hükümetine verdiği desteği çekebileceği. Bizim bugün size sunacağımız görüşlerimiz bunlardır. Sorularınız varsa cevaplandırmaya çalışırım. Sayın Türkeş, bu azınlık hükümetinde yer alacak mısınız efendim? Öyle bir şey söz konusu değil. Dışarıdan mı destek efendim bu? Efendim? Dışarıdan mı destek? Evet efendim. Yani azınlık hükümetinde yer almayacaksınız. Evet efendim. Ya bakanlık istemiyorsunuz efendim. Hepimiz Türkçe konuşuyoruz değil mi? Türkeş, anayasa değişikliklerine uygun yasalarla yeni bir seçim yasasının çıkarılması, gümrük birliği ve 1996 bütçesi gibi önemli yasal düzenlemelerin en erken yılbaşında yapılabileceğini, bu nedenle seçimin en erken ilkbaharda olabileceğini belirtti.
Türkeş Başbakan Tansu Çiller'in de ilkbaharda seçim görüşünü kabul ettiğini, Çiller'in en kısa zamanda seçime gidilmesini istediğini bildirdi. Türkeş Demokratik Sol Parti'nin desteği olmadan da bir azınlık hükümetinin meclisten güven oyu alabileceğini belirtti. Sayın seyirciler, bu gelişmelerden sonra Demokratik Sol Parti lideri Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş'e bir ziyarette bulundu. İki lider görüşmeden sonra kısa birer açıklama yaptılar. Türkeş'in destek açıklamasından sonra Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş'i meclisteki odasında ziyaret etti. 10 dakika kadar süren görüşmeden sonra Ecevit ve Türkeş, öne sürdükleri koşullar konusunda mutabık kaldıklarını bildirdiler. Ecevit, işçi haklarının hükümetin güven oylamasından önce verilmesi gerektiğini belirtti. Bülent Ecevit, azınlık hükümetinde yer almayacaklarını ancak hükümet kuruluşuna engel de olmayacaklarını yineledi. Umarım ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu yaklaşımı ve Demokratik Sol Parti'nin yaklaşımı hükümet sorununun bir bunalıma, bir kriz etkenine dönüşmeden çözülebilmesini kolaylaştırır umudumdayım. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Dönüyoruz tartışma konumuza.